Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet şöyle yine Reyyan marka tek renk bir tülbentim var. Şöyle arkadaşlar tığımın numarası da 21 numara. Çok güzel tek renk, tek sıra bir model hazırladım size şu şekilde arkadaşlar bakın. Şöyle modelimi göstereyim. Çok güzel, çok zarif tül gibi bir model hazırladım sizlere. Şu arası yapılışı ve çiçeğimiz bu şekilde bakın. Şöyle zarif, ince yapımı da bir o kadar kolay. Tek renk hiç ip kırmadan tek sırada yapabileceğiniz bir sıralı model bakın çok güzel bir model oldu şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim Evet modelimi şöyle arkadaşlar arkasında türbent olmadan beyaz zemin üzerinde de bir şöyle net bir şekilde bakıtayım bakın çok güzel bir model hazırladım sizlere ve bakın ara suyuna 7 tane bırakıyorum. Burada 6 tane var. Bir tanesini de sizle yaparak 7'ye tamamlayacağım. Her zamanki gibi tülbentimin kenar tığlama işlemini ikişer zincir çekerek hazırladım. Şöyle 696 videomda var. Mevcut oradan püf noktalarıyla tülbent kenar tığlama köşe dönme işlemini izleyebilirsiniz. İlk başlar gibi başlıyoruz. Her zamanki gibi tığ battığımızı sık iğne ile sabitledikten sonra 2 tane zincirimi çekip şöyle bakın. 2 2 alarak bir trabzan yaptım. Şimdi 4 zincir kapatıyorum. Yanına hemen bir sık iğne. 2 zincir. Bu şekilde tığ battıya sabitleyip tamamladım. Her zaman yaptığınız 4 zincirin yanına burada sadece bir sık iğne yaptım arkadaşlar bu şekilde. Ve Şimdi çiçeğimizin zeminini de aynı şekilde kirpiksiz olarak oluşturuyoruz. 2 zincirimi çektim. Yuvaya giriyorum. 2 2. 2 zincirimi çektim. Yuvaya giriyorum. Bu şekilde. Tekrar 2 zincir, bir defa tığ doladım. Yuvaya girip 2 2 olarak aldım. 10 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 10. 10 zincirimi şöyle ters tarafına çevirip buradaki iki zincirli trabzanın tepe noktasına girip kapattım. Şöyle 4 tane zincir çekiyorum. Bakın 10 zincirden burayı yuvayı oluşturdum bu şekilde. Ve 4 zincirle düz yüzüne döndüm. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2, şöyle 2, ve şöyle iki. Şimdi dibine bir tane zincir çektim, ipimi uzatıyorum. Buraya dokuz tane ilmek toplayacağım. Dibinde bir zincir çektim. Bakın tırabzan arasındaki zincirden ilmeklerimi topluyorum. Şöyle üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz. Dibinde birer zincir çekerek Trabzanın arasına 9 tane bu şekilde ilmeğimi toplayıp Hepsini birden buraya kapattım. Bakın bu şekilde sık iğne ile kapattım. 2 defa tığımı doladım. Aynı şekilde 10 zincirli yuvaya giriyorum. 2 2 2 alarak Bir trabzan yapıyorum. Ve trabzanın dibinde bir zincir ipimi hafif uzattım. Şöyle Dibinde bir zincir 2 3 trabzanın olduğu yerde 4 5 6 7 8 ve 9 Evet 9 tane bu şekilde ilmekleri toplayıp buraya kapattım. İki defa tığımı doluyorum. Yine bu 10 zincirli ana yuvadan girip 2 2 alarak buraya şöyle kalın bir güzel trabzan yaptım bakın. Bu şekilde 5 tane buraya fıstık yapacağız. Dibinde bir zincirimi çekiyorum. İpimi hafif uzattım. Şöyle 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 dokuz. 9'unu evet, birden kapatıyorum sık iğne ile tutturdum iki defa tığı doladım yuvaya giriyorum şöyle 2 2 2 dibine muhakkak bir zincir çekiyorum şöyle bakın 3 tane oldu bu üç taneyi beşe tamamlayacağız şimdi trabzanı yaptık ipimizi uzaltalım ilmekleri toplamaya başlayalım 2 3 4 5 6 7 8 9 9'unu birden kapattım bu şekilde. Yine iki defa tığımı doladım. 2 2 ve 2. Şöyle dibinde bir tane zincir çekiyorum. ipimi uzattım. 2 3 4 5 6 7 8 9 Yine 9 tanenin hepsini birden kapatıyorum bakın bu şekilde şimdi bu şekil oluştu böyle 5 tane yuva oluştu şöyle yarım gibi olacak arkadaşlar bakın bu şekil oluyor Şimdi 9 tane zincir çekerek buralara yuvalar oluşturacağım. 4 5 6 7 8 ve 9. Tersinden yuvalarımızı hazırlayacağız. Şu fıstıkları kapattığımız ara noktalardan girip buraya sabitliyorum. Yine 9 zincir. 7 8 ve 9. Ara noktaya giriyorum. Sabit Şöyle şu kısım. 9 zincir. 5, 6, 7, 8 ve 9. Kapattım. 3, 4, 5, 6, 7 ve 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bu Hani 3 zincir, 4 zincir çekip de trabzan yaptığımız var ya ilk önce o aradan da giriyorum en son. Bu trabzan yaptığımız ilk aradan bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki bakın bu ilk 4 zincirli kirpiğin arasına girip motifimi buraya tutturuyorum. Bir zincirle tekrar düz yüzüne dönüp bu yuvalara kirpik yapacağım arkadaşlar bakın şekilde ikişer zincirli kirpikler yapıyorum 7 tane alıyor ürününü 7 taneden yapmıştım 2 zincir şöyle 2 zincir ismlah 3 oldu şöyle 4 5 6 2 zincir Bakın. Şöyle her fıstığın kenarına bu şekilde ikişer zincirden kirpikler oluşturuyoruz. Çok güzel duruyor arkadaşlar bu şekilde olması. Hemen yandakine hiç sık iğne. Hiç zincir çekmeden sadece sık iğne ile yapıyorum. İki zincirimi çektim. İki zincir şöyle 3 4 şöyle takalım bismillah 2 zincir 5 6 2 zincir ipimizi güzelce esnetip incecik yapınca çok güzel tür gibi bir modelimiz oluyor arkadaşlar hiç zincir çekmeden sadece sık iğne ile yapıyorum bakın iki tanesi oluşturduk bu şekilde. Şimdi diğerlerini de yapalım. 2 zincir birinci kirpik 2 zincir 2 3 4 5 6 ve 7 9 tane zincirin içine bu şekilde 7 tane kilpik alıyor. Şöyle sık iğne ile diğer yuvaya geçiyorum. 2 zincirimi çekip hemen kapattım. Bu 1 1 2 zincir 2 3 4 5 Altı ve yedi. Evet, sonuncu ya da aynı şekilde hiç zincir çekmeden, bakın sık iğne ile geçişimi yapıp şöyle iki zincirimi çekiyorum, iki zincir, şöyle 3 4 5 şöyle 6 şöyle 7 evet bakın 7. yi tamamladık. Şimdi şu başta yaptığımız 4 zincirle inişi var çıkışı var ya. Şimdi yine 4 zincir çekerek iniş olarak sağlayacağım bakın. Bu 10 zincirli ana yuvaya kapatacağım. Şu trabzan yapıp çıktığımız 10 zincirli yuvaya kapatıp aşağıya indim. Şöyle bir şöyle iki tane de zincir çekiyorum. Bakın şu şekil oluyor arkadaşlar. Fıstığımız yanına kapattık. Şimdi bu iki zincirle şu yarım bıraktığımız yeri tamamlayalım. Şimdi şöyle iki zincirimi çekip hemen yanındaki tığ battıya Yine ara suyunda olan bu çatma işleminde yapacağımız trabzanı yapalım. Bakın iki zincirin üzerine bir defa tığımızı dolayıp yanındaki yuvaya 2 2 olarak sabitledim. Şimdi bir zincirimi çekiyorum. Bu trabzan yapıp aşağı indiğimiz yerin sık iğnenin olduğu yere bu kapattığımız noktayı arkadaşlar fıstığı kapattığım bu sık iğneli yerden girip tekrar bir zincir çekip buraya kirpik yapmış oluyorum hemen kirpiği yaptık ya yanına da şöyle bir sık iğne yapıyorum Bakın bunu buraya bu şekilde tutturdum Evet şimdi ara suyuna geçelim ilk başta yaptığımız ara suyunda aynı arkadaşlar şöyle iki zincirle aşağıya inelim şu tutturduğumuz noktayı yapalım şimdi ara suyuna geçiyorum ve bir defa tığımı doladım şöyle 2 ve 2 olarak aldım 4 zincir kapatıyorum 4 zincirimi bu yaptığım ikili trabzana hemen yanına da bir tane sık iğne yapıyorum 2 zincirle aşağıya iniyorum bir tane daha yapalım toplamda bu ara süyüğünden buraya 7 tane yapacağım. 1 2 zincir bir defa tığımı doladım. Şöyle 2 ve 2. 4 zincir. Buraya kapattım. Hemen yanına bir sık iğne 2 zincir. Evet bundan buraya ben 7 tane yapıp hemen geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimizi tamamladık. Şöyle hafif de bir ütü sürdüm. Ütülemeyince biraz kalıp gibi duruşu sağlanmıyor. Toplanma marolanma hafif oluyor. Hani bazen diyorsunuz ütüleyince düzelir mi diye. Evet arkadaşlar bunun da biraz ütülemek gerekiyor gerçeği söyleyelim. Şöyle bir de bu şekilde tülbent üzerinde de bakın bakın görüntü olarak hoş. İnşallah güzel bir hoşluk şöyle güzel bir görüntü veriyordur. Sizler de arkadaşlar emekler için beğeni ve yorum yaparak videoların devamı için destek olursanız sevinirim. Çünkü YouTube'da önermelerde ön plana çıkması için yorum ve beğenilerinizle destek olmanız şart. O yüzden şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça Hoşçakalın.